Şimdi dostlar, Amerika Kaspersky'yi biliyorsunuz durdurdu. Dedi ki Kaspersky kullanılmayacak, kullanmayın Kaspersky falan filan dedi. İnsanlar da tamam dediler ama neden böyle bir şey alındı? Arkadaşlar hikaye şu aslında, çok basit indirgemek gerekirse 2019 yılında aslında böyle bir yaptırım yaptılar Amerika'da Kaspersky'ye karşı. Bunun üstüne Kaspersky gitti bağımsız olarak genel merkezini aldı, oradan İsviçre'ye taşıdı. İsviçre'de de bir sürü bağımsız kuruluşta test yaptırdı, auditlerden geçti, kendini aklamaya çalıştı. Ancak şöyle bir şey var ki adamların Rus hükümetiyle, devletiyle ve işte oradaki gizli servisiyle vesairesiyle çok yakın oldukları ve bu konuda bir takım ilişkiler içerisinde oldukları bilinen bir gerçek. Ha diyeceksiniz ki bu ilişkiler neye yarıyor? Ya işte yarın bir gün bir tane ajanın teki gidecek de orada bir tane adamın kafasına silah dayayacak da kardeş sen diyecek de al buradaki bütün bilgilerden bir tane backdoor oluştur da bunu git bütün herkeslere ver bilmem ne yap. Bütün herkesin bilgisayarlarına Rus hükümetinin eline geçsin de hepsini botnet yapalım, hepsinin üstüne oturalım, zıplayalım zıplayalım, milletin eline beline doluna boluna verelim diyecek de hey ölme şeyim ölme. Bu olur mu? Bence olmaz. O yüzden Kaspersky kullanmak güvensiz mi? Ya kullanır mısınız? Yani kullanabilirsiniz. Zaten daha iyi böyle test rezultatları sonuçlarında bilmem nelerde daha iyi sonuçlar veren ürün halen daha yok. Kullanabilirsiniz yani. Ben çok da büyük bir sıkıntı görmüyorum bu durumda. Abone olun oğlum.